Merhabalar. Günlerdir biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarla olan gezisini konuşuyoruz. Ama gerçek sorunlar, gerçek problemler konuşulmuyor. Gelin isterseniz Üsküp manzarası eşliğinde Türkiye'nin gerçek sorunlarını biraz konuşalım sizlerle. Biliyorsunuz Temmuz ayında emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Emekli maaşlarına yapılacak bu zamla ilgili olarak İktidar medyasında yine haberler yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı şu kadar olacak, en düşük emekli maaşı bu kadar olacak şeklinde haberler yapıyorlar. Bazıları 3000 lira yazmış, bazıları 3500 lira yazmış. Şu anda biliyorsunuz 2500 TL. 2500 TL gibi bir rakamla insanların geçinmesi kesinlikle mümkün değil. Neden mümkün değil? Ev kiraları artmış durumda. Bugün geldiğimiz süreç itibariyle özellikle Antalya'da, Edirne'de, İstanbul'da, İzmir'de birçok şehirde ev kiraları artmış durumda. Adamlara bakarsanız ortalama kira 1250 lira diyorlar. Doğrudur, vardır, yalan değildir. Ama birçok kişi diyor ki şu anda bulunduğum evden taşınmaya kalksam yeni bir ev bulamayacağım diyor. Bulabileceğim evin kirası en az 3500-4000 lira diyor. Peki 2500 lira emekli maaşı alan bir kişi 3000 liralık evde, 3500 liralık evde nasıl oturacak? Bu gerçek gündemi, gerçek sorunları konuşmamız lazım. Tamam, Ekrem İmamoğlu'nu uyardık. Yaptığın yanlış dedik. Eleştirdik ama bu konunun artık kapanması gerekiyor. İktidar medyasına da bakıyoruz. Yandaş medyaya da bakıyoruz. Bazı ünlü isimlere de bakıyoruz. Hala Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı ile olan fotoğrafından daha çok fazla problemimiz var. Bunları konuşmamız gerek. İşsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunları konuşmamız gerek. Ama mesela şu anda emekli maaşlarına yapılacak zam ise eğer bunun en az asgari ücret seviyesine çekilmesi lazım. İktidara bu teklifi muhalefet her fırsatta sunuyor. Gelin bu maaşları asgari ücret seviyesine çekelim diyor. Peki iktidar ortakları AKP ve MHP ne yapıyor? Muhalefetin bu teklifini kabul etmiyor, reddediyor. Niye reddediyorsunuz ki siz? Reddeden kişiler 2500 lira maaşı alsınlar, milletvekili maaşını bir kenara bıraksınlar. Bir ay demiyorum, sadece 15 gün o parayla geçinmeye çalışsınlar. Bakalım geçinebilecekler mi? Geçinemezler. Geçinme imkanları yok. Bugün bak size bir şey anlatacağım. Burada emekli maaşları yaklaşık 300 Euro'dan başlıyor. 400-500 alanlar da var. Asgari ücret ise Makedonya'da 250 Euro'ydu. Daha geçtiğimiz haftalarda 300 Euro'ya çıktı. Diyeceksiniz ki şimdi emekli maaşı asgari ücrette nasıl fazla olabilir? Gerçekten fazla. Neden fazla? Çünkü buradaki emeklilerin büyük bir bölümü çalışmıyor. Yani ikinci bir işi yapmıyor. Maaşıyla rahat bir şekilde, kolay bir şekilde geçinebiliyorlar. Türkiye ile kıyasladığımız zaman temel gıda ürünlerinde de öyle yüksek bir artış yaşanmıyor. Enflasyon deseniz çok düşük. %1'i geçmiyor ya. Peki bir şey üretiliyor mu burada? Yok, her şey dışarıdan geliyor. Birçok şey dışarıdan geliyor. Üretilen bir şey de yok. Buralar kontrol altına alabilmiş de Türkiye'de şu an niye biz enflasyonu konuşuyoruz? Çünkü uzun bir süredir siyaset kurumları güven vermiyor. Muhalefetin düşüncelerine, fikirlerine, ekonomistlerin düşüncelerine, fikirlerine adamlar kulak vermiyor. Hal böyle olunca da enflasyon yükseliyor. Yoksa faizdeymiş, şundanmış, bundanmış. Sorun yok. Şu an Türkiye yatırım için en uygun yer ona bakarsanız. Neden en uygun? Çünkü Türk lirası dolar karşısında, euro karşısında bayağı bir değer kaybetmiş durumda. Ama buna rağmen insanlar, Türkiye içerisindeki birçok firmalar gelip Makedonya'ya yatırım yapıyorlar. Niye peki Makedonya'ya yatırım yapıyorlar? Bakın arkamdaki yer Başbakanlık binası. Başbakanlık binasının bahçesine insanlar istediği gibi girebiliyor. Şimdi yanından geçeceğiz. Yani öyle bir korumaymış, bir koruma ordusuymuş. Öyle bir şey yok. Türkler de birçok konuda burada rahat. Birçok firma buraya geliyor, yatırım yapıyor. 10 yıl vergi yok. Kurumlar vergisi sadece %10. Yani yatırım yapılabilecek en uygun yerlerden
biri olarak karşımıza çıkıyor. Emekli olmuş birçok kişi bile buraya yerleşmenin yollarını arıyor. Her gün bana ulaşan var, oraya nasıl yerleşebilirim, orada ne yapabilirim diye. Peki niye geliyor bu insanlar? Bakın işte ya, Başbakanlık binasının yeri. Burada demirler vardı, demir parmaklıklar. Kapılar vardı eski hükümet döneminde. Yeni gelen hükümet yaklaşık 5 yıl önce bunları kaldırdı. Görüldüğü gibi şurada istediğiniz gibi Başbakanlığın bahçesine girebiliyorsunuz. Zaten insanlar da şu anda geçiyor gördüğünüz gibi. Ha demek ki neymiş? Güven vereceksiniz, güven. Adam oraya yatırım yaptığı zaman vergiler çok yüksekse, hiçbir güvencesi doğru düzgün bir şekilde yoksa, kapıyı açtığı anda çok yüksek vergilerle karşılaşıyorsa daha uygun yerleri araştırıyor. Burayı bir merkez olarak kullanıp başka yerlere götürüp satış yapıyor. Biz gelelim tekrar maaş konusuna. 2500 lira ile geçinmenin imkanı yok. Bunu anlamaları gerek. Bu yüzden maaşı en az 4000 lira seviyesine çıkarmaları gerekiyor. Yaşadığım ülkede diyorum işte asgari ücretten fazla emekli maaşı alıyor insanlar. Rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Herkesin kendi evi var. Çocukları farklı yerlerde yaşıyor. Neden farklı yerlerde yaşıyor? Çünkü annelerinin, babalarının çocuklarına ihtiyacı yok. Ama Türkiye'de birçok emekli amcamız, teyzemiz 65 yaşından sonra ya çalışmak zorunda ya da çoluğundan, çocuğundan destek almak zorunda. Kimisi de kendi çocuklarıyla birlikte yaşıyor. 8 milyonun üzerinde emeklinin açlık sınırının altında yaşadığına dair raporlar var. Emekli sendikalarının raporlarını açın, okuyun. Bunları konuşmamız gerek. Temmuz ayında yapılacak zammın gerçekten epey bir fazla olması gerekiyor. Emeklilerin sıkıntılarını, sorunlarını anlatmamız gerekiyor. Ama günlerdir Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı ile fotoğrafını konuşuyoruz. Olacak iş değil. Böyle bir konuya değinmek istedim. Hem de sizlerle birlikte Üsküp sokaklarında biraz yürüyelim dedim. Vardar Nehri kıyısında böyle güzel güzel oturma alanları da var. Nehir de şöyle zaten. Yapı itibariyle Üsküp bayağı yeşil bir şehir. Eskiden şöyle söyleyeyim size, birçok kişi buralara gelip gezerdi. Bunların büyük bir bölümü de emeklilerdi. Neden? Bir Türk lirası tam 2017-2016 senelerinde Makedonya'da 17 denara denk geliyordu. Şu anda bir Türk lirası 4 denara denk geliyor. Gelip gezenlerin sayısı azalmış durumda. Zaten gezmek için değil, yaşamak amaçlı geliyor birçok kişi. Gençler bugün Türkiye'den ayrılıp farklı yerlerde çalışmak için can atıyorlar. Raporlar açıkça ortada. Emeklilerden ziyade gençlerimizin büyük bir bölümü bile yurt dışında yaşamak istiyor. Şimdi muhalefettekilere soruyorum özellikle. Burada yaşayan gençleri, Avrupa'da yaşayan gençleri geri döndürmek için neler yapacaksınız? Emeklilerin yaşayabilmesi için, yaşamlarını sürdürebilmesi için ne yapacaksınız? Günlerdir bakın yapay gündemlerle uğraşıyoruz. Muhalefet muhalefet olsa bu şekilde toplumun, emeklilerin, gençlerin, işsizlerin sesini doğru düzgün bir şekilde duyurur. İktidar da ona göre hareket eder. Ama iktidarın karşısında korkmuş olduğu bir muhalefet, bir siyasi irade yok ki. O yüzden de sokağın sesine, vatandaşın sesine kulak veremiyorlar. Ama artık şöyle bir noktadan geçiyoruz. İnternet sayesinde insanlar nerede ne oluyor öğreniyor. Nerede ne şekilde yaşıyorlar öğreniyor. Ben size bak burada anlattım. Ne dedim? Asgari ücretten daha fazla dedim Makedonya'daki emekli maaş. Bunu açık ve net bir şekilde söylediğim için sizler de öğrenmiş oldunuz. İnternet sayesinde bunu başardık. Eskiden gazeteler, radyolar, televizyonlar hadi gerçekleri gösteremiyordu. Şimdiki yeni nesil elindeki telefon sayesinde dünyanın dört bir yerinde ne oluyor, ne görüyor, hepsini anlamış oluyor. Muhalefet de işte bunları anlatsın. Medyanın da yapacağı iş, yapay gündemleri bir kenara bırakıp bu konuları işlemek. Şimdi gazeteler, televizyonlar
Özellikle iktidara yakın olanlar yine başladı. İşte emekliye son 50 yılın en yüksek maaşı gelebilir. Göreceğiz. 2500 liraya çıkardılar en düşük emekli maaşını. Bu maaşla geçinmenin imkanı bile yok. Ocak ayında da aynı şeyi yaptılar. Sonuç ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Temmuz ayındaki zam da umarım değişir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hem bir yandan konuştuk, hem bir yandan da sizlerle Üsküp manzarasını birlikte seyretmiş olduk.